Merhaba. Arkadaşlar 25 tane soru çözmeye çalışacağım. Yine bizim uygulamamızdan çözüyoruz. Uygulamamızın linki de videonun açıklama kısmında var. Instagram'da da paylaşıyorum. Rastgele 25 sınav var arkadaşlar. Şurada bakın şu butonda rastgele 25 soru. Oradan çözüyoruz. Niye bunu yaptık bu rastgele 25 soruyu? Milli Eğitim de bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Havuzda 2000 civarı soru var. Rastgele 50 soruyu getiriyor size tıklayalım. Bu butona tıkladığımızda her tıkladığımızda farklı 25 soru gelir. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? A) İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması, B) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi, C) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi, D) Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Taşınırken ne yapıyoruz? D seçeneği arkadaşlar bu cevabımız. Geçelim. Evet videoları beğenin arkadaşlar. Sizin de sayenizde desteklerinizle ayakta durmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok beğen olursa çünkü YouTube videoyu başkalarına da öneriyor. Bu da benim için kanal için faydalı bir şey. Zaten her şey ücretsiz biliyorsunuz. En azından beğenirseniz desteklemiş olursunuz. Soruya dönelim. Yukarıda kanamalarla ilgili verilenler için hangisi söylenebilir? 1. Toplar damar kanamalarında kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir. 2. Toplar damar kanamalarında kan açık renkli ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akar. Cevabımız nedir? <laughs> Her ikisi de doğru arkadaşlar. Toplar damar kanamalarında koyu renklidir. Bakın toplar damar. Taşar biçimindedir, sürekli akış yavaş akar. Atar damar açık renklidir. Kan açık renklidir. İkisi de A ile başlıyor. Bak atar damar açık renk. Kalp atımlarla uyumlu atar damar adı üstünde atar. Kalp attıkça fışkırır tarzdadır. Tehlikeli bir kanama tarzıdır. Bir de kılcal, damar kan, kılcal damar kanaması var özür dilerim. O da bildiğiniz gibi en tehlikesiz kanama çeşididir. Kıl inceliğindedir. Basittir. Sızıntı şeklindedir. B sınıfı sürücü belgesiyle hangisi kullanılamaz? Traktör, minibüs, motosiklet, kamyonet. Cevabımız motosiklet arkadaşlar. Yani B sınıfı alırsanız muhtemelen çoğunuz B alacaksınız. Traktör, minibüs, kamyoneti kullanacaksınız. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge hangisidir? Şarj göstergesi, dörtlü flaşör göstergesi. Cam rezidansı göstergesi, kısa ve uzun far göstergesi. Öncelikle alternatör ne işe yarıyordu? Alternatör araç çalışırken, araç hareket halindeyken aküyü şarj ediyor, aracın elektrik ihtiyacını karşılıyordu. O halde burada hangisi elektrikle ilgili şıkların? Tabii ki A seçeneği şarj göstergesi. Fren balatasının aşınmasında hangileri etkilidir? Yol koşulları, kullanım süreleri, fren boruların uzunluğu. Arkadaşlar soru numaraları burada yazıyor, takip edebilirsiniz altta şu kısımda. Yol koşulları etkili midir? Evet. Kullanım süreleri evet. Fren borularının uzunluğu hayır. Yol koşulları nasıl etkilidir? Mesela Karadeniz bölgesinde bulunan biri sürekli fren yapmak zorunda kalır çünkü eğim çok fazla. Dolayısıyla yol koşullarından dolayı balatayı fazla değiştirmesi gerekebilir. İç Anadolu'da daha az fren ihtiyacı olduğu için oradaki balatalar daha az aşınır gibi. Kullanım süresi belli zaten o. Cevabımız 1 ve 2. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Trafikteki kaza sayısının azaltılması, insanların zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması, kazazeden durumun kötüleşmesinin önlenmesi, Trafik ortamını paylaşanların özel yardım yaşamıyla ilgilenmesi. İlk yardım neydi tanım olarak? Herhangi bir kaza yerinde bulunan kişilerce yapılan ilaçsız tedaviye. Amacı nedir ilk yardım? Hayat kurtarmaktır, Yaşamın devamını sağlamaktır, durumun daha kötüye gitmesini önlemektir. Yani C seçeneği. Bakın durumun kötüye gitmesini önlemek. İlk yardımda ilaç yok, unutmayın. Olay yerindeki mevcut araç gereçlerle yapılır. Geçiyorum 7. Akünün bakımında elektrik seviye elektrolit seviyesinin düşük olduğunun gözlemlendiğinde hangisi yapılmalıdır? Asit ilave edilmeli, saf su ilave edilmeli, hava filtresi değiştirilmeli, kutup başları gevşetilmeli. Akü dediğimizde aklımıza a artı eksi işareti bulunan simge gelmesi lazım. Akünün içerisinde ne vardır? Elektrolit diye bir şey vardır. Sıvı Elektrolit dediğimiz sıvı saf su asitten oluşuyor arkadaşlar. %70 civarı saf su, %30 asit gibi bir oranı var. Eğer bu saf elektrolit seviyesi nerede bulunacak akünün üzerinde? Plakalar var. Plakaların üzerinde. Eğer bize rakam olarak kaç santim üzerinde bulunduğunu bulunması gerektiğini sorarsa 1 santim. Plakaların 1 santim üzerinde bulunacak. Akü bakımında bu kontrol ediliyor. Eğer düşük görülürse ne ilave edilecek? Saf su ilave edilecek. Akü ile ilgili. Aküye antifriz konulmaz. Saf su ve asit konulur. Bakın unutmayın. Saf su ve asit. Motorsikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yapılması zorunludur? 4-3-2-1 Cevabımız 2 olacak. Otomobillerde de böyledir arkadaşlar. Ticari araçlarda yılda bir, otomobil, motosiklet bunlarda da iki yılda bir. Devam ediyorum. Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkartılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. İri ve ikili olu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır. Yukarıdaki acil taşıma teknikleri hangisine aittir anlatılan? İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, hemlik manevrası, sürükleme yöntemi. Bu yöntemler çıkıyor. Cevabımız nedir? Sürükleme yöntemidir. Bazen de fotoğrafını verip onu soruyorlar. Sürükleme yöntemini için kullanıyormuşuz? Dar alanlardan çıkartırken mesela depremdeki ilk yardımlarda sürükleme yöntemi kullanılır. Ya da bir araçta kaza gördünüz mesela. İlk ee, ilk yardım yapacaksınız. İlk yardım yapacağınız kişi sizden daha kilolu. E kaldıramazsınız onu haliyle. Kaldırsanız siz sakatlanacaksınız. O zaman sürükleme yöntemi kullanıyoruz. Hemlik manevrası tam tıkanmalarda, rentek manevrası kişiyi araçtan çıkartmada, itfaiyeci yöntemi de yine bir taşıma yöntemidir. Omuzda taşımadır arkadaşlar. Gözünüzde canlanması için söylüyorum. Orada da şunu söyler. Bir elin boşta olması ve bu elle bir yerlerden yardım alması kolaylaşır der. İlk yardımcının itfaiyeci yönteminde de. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Yakıt tasarrufu bujiler değiştirilirse yakıt tasarrufu sağlanır. Arkadaşlar buji ve hava filtresi kirli ve eski ise yakıt tüketimi artar. Hava filtresini değiştirirseniz, bujileri değiştirirseniz yakıt tasarrufu sağlanmış olursunuz. Şurada lastik basıncının düşük olması diyor. O yakıt tasarrufu sağlatmaz. Tam zıttı yakıt da arttırır. Yine motorun yüksek devirde çalıştırılması yakıt tüketimini arttırır. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Bantlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır. Arkadaşlar aracın şakası olmaz. Değiştirmeniz gerekiyor. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan sürücü. Yukarıdaki verilenlerden hangilerin yapmak zorundadır? Ambulansa eskortluk yapmak, taşıt yolu üzerinde yer açmak, kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Cevap nedir? 2 ve 3. Ambulansın duyulur ve görülür sesini alırsanız kavşaktaysanız boşaltıyorsunuz yol açıyorsunuz fermuar yöntemiyle. Arkadaşlar işte rastgele çektim soruları şansımıza kolay ya da zor çıkması tamamen şans meselesi. Aslında sınavda da böyle milli eğitimde. Mesela ben burada rastgele butonuna tıklayarak onu getirdim. Milli eğitim sınavında da böyle rastgele getiriyor soruları. Şansınıza ne gelirse. Tabi belli kuralları var. Orada işaretliyor mesela sistem şu kadar ilk yardım sorusu gelsin, şu kadar trafik sorusu, şu kadar animasyon sorusu. O şekilde işaretliyor orada bilgisayar yazılımı. O yazılım işaretletten sonra ki sınava girdiğinizde rastgele getiriyor oradan seçip sorular. Şekle göre sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Yayanın geçmesini beklemesi, yaya geçidine uygun mesafede durması, yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması. Cevap nedir? C seçeneği basit bir soru. Yaya ikaz etmiyoruz. Yaya geçitlerinde öncelik yayalarındır. Kaza sonrası olay yeri değerlendirmenin amacın hangisidir? Sağlık personelinin niteliğinin kazanılması, kazazedenin özel yaşamıyla ilgilenilmesi, Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi. Cevabımız nedir? C seçeneği. Olay yerini değerlendirirken arkadaşlar işte arkasında önüne reflektör koyuyoruz. Bunların amacı tamamen işte yeni bir kaza oluşmasını engellemektir. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak, uygulamakla görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Şimdi bu soru özel bir soru. Genelde karayolu kelimesi geçtiğinde içinde Karayolları Genel Müdürlüğü deriz. Bir tek istisna var. O da acil sağlık hizmeti. Bakın cümlenin içerisinde karayolu geçerse biz hep Karayolları Genel Müdürlüğü diyoruz. Ama bu soruda öyle değil. Bu Sağlık Bakanlığı. Çünkü arkadaşlar şurada acil sağlık hizmeti diyor. Bu Sağlık Bakanlığı'nın görevi. Karıştırmayın. Genelde karayolu geçerse onun karayolundur. Fakat bir istisna o da bu soru. Soru 16. Bilinci kapalı olan kazazeden durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Solunum kontrolü, ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması, dolaşım kontrolü. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. yolunun açılması, solunumun kontrolü, dolaşımın yapılması. Devam ediyoruz. Evet, mesela yeni nesil bir soru. Bu en son paylaşılan milletin bize paylaştığı sorulardan biri. Çok da tereddütlü bir soru. Olay yerinde ilk yardımcının bilinçleri kapalı ve solunum olmayan 4 farklı kazazedeye ilişkin tespitler tabloda verilmiştir. Buna göre ilk yardımcı numaralandırılmış kazazedelerden hangilerine ağızdan buruna suni solunum yapmalıdır? Şimdi bazı arkadaşlarınız soruları tam okumadığı için bunda çok soru geldi. Instagram'dan mesaj geldi. Arkadaşlar 4 tane kazazede var. Okey kabul ettik. Ve hepsinin bilinci kapalı solunumu yok. Bunların hiçbirinin solunumu yok. Buna göre hangisinde ağızdan burnuna solunum yapılır diyor. Bir defa hepsine solunum yapacağız bunları Çünkü solunumu yok ya. Fakat ağızdan buruna mı ağızdan ağza mı? Bizim için önemli olan o. Bir ağız çevresinde yaralanma olan. Ağız çevresinde yaralanma olan kişiyi ağızdan burnuna yapılır. Çünkü ağızda yaralanma varsa oraya soni solunum yapamazsın. Ağızdan burnuna yaparsın. Bir var. İki bacak kırığı olan kişiyi. Adamın bacağı kırılmış. Solunumu da yoksa ne yaparsın? Ağızdan ağza solunum yaparsın. Bak şu sizi yanıltıyor. 3. Göz çevresinde morluk kulağında kanama varsa ağızdan ağza yaparsın. Karın bölgesinde vücut ekseninde dik açık yara varsa yine ağızdan ağza yaparsın. Fakat birinci seçenekte ağızda yara olduğu için ağızdan buruna yapılır. Umarım anlatabilmişimdir. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu. Birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğüyle seyreden dolaşım yetmezliği durumu. Şok, burkulma, kalp durması, kulak çınlaması. Cevabımız nedir? Dolaşım diyor. Dolaşım yetmezliği, yaşamsal organlara kan gitmemesi diyorsa şoktur arkadaşlar. Çünkü şokun pozisyonunu göz önüne getirirsek ne yapıyorduk şokta? Ayaklar 30 santim yukarıya kaldırıyorduk. Onun amacı neydi? Kanı baş bölgesine, yaşamsal organlara göndermekti. Biz buradan şokun tanımını çıkartabiliriz. O zaman neymiş? Şokta bir dolaşım sorunu varmış. Kan dolaşımı. Onun için burada dolaşımla ilgili bir kelime görürseniz sorunun içerisinde şoktur. Komayı sorsaydı. Gerçi koma filan da yokmuş zaten şıklarda. Neyse geçelim o zaman. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giren elektrik voltajını yükseltir? Sigorta, karbüratör, endüksiyon bobini, marş motoru. Cevabımız sigorta diyeceksiniz birçoğunuz belki ama endüksiyon bobinidir arkadaşlar. Aküden çıkan voltaj 12 volt. İşte onu yükseltiyor endüksiyon bobini. Bujilerde kıvılcım oluyor, ateşleme oluşuyor. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. İlk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası. Bu sorunun benzerini çözdük az önce. Ne demiştim? İlk yardımcının bir eli boşta olur diyorsa o itfaiyeci yöntemidir demiştim. Bazen de bunun fotoğrafını koyuyorlar. İtfaiyeci yönteminde arkadaşlar şu an fotoğraf koyamadım ekrana fakat e, yaralı omuzundadır ilk yardımcının. Verilenlerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Lastik hava basışlarının yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. Aydınlatma sistemi düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, ön koltuklar, kafalıklar, aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Cevap D seçeneği. Bunların hepsi aracı kullanmaya başlamadan kontrol edilmelidir. Lastikler her araca bindiğimizde bakıyoruz. Göz ucuyla da olsa. Arkadaşlar bunlar zaten direksiyon sınavında da öğreneceksiniz. Bu aracı kullanmaya başlamadan yapılması gerekenleri. Devam ediyorum. Bu neymiş? Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? Orta refüje ve yol kenarına dikilen araçlar zarar görür mü? Evet. Köprü, tünel gibi dar noktalarda yaşanan kazalarda ulaşım aksar mı? Evet. Trafo ve elektrik direğine çarpması durumunda kesinti olur mu? Evet. Yakıt, kimyasal madde, atık, yüklü araçların yaptığı kaza neticesinde ekolojik zararlar olur mu? Evet. Hepsi. D seçeneği. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi bu kavşağa baktığımızda bu kavşak nasıl bir kavşak? Kontrollü bir kavşak. Nereden anladık? Şu ters üçgen. Ters üçgen neye delal etti? Buranın tali yol olduğuna. Burası da ana yol. İtfaiye ve otobüsün bulunduğu yer ana yol, polis ve şu otomobilin bulunduğu yer tali yol. Fakat burada geçiş üstünlüğüne sahip araçlar var. Normalde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar olmasaydı durum değişirdi. Bu durumda cips kuralımız vardı. Can kurtaran itfaiye, polis, sivil savunma araçları. En önce hangisi geçecek cipse göre? C can kurtaran var mı? Burada yok. İ itfaiye var mı? Var. O zaman bir geçecek. İtfaiyeden sonra cips bak polis geçecek. İtfaiye polis 1 2 Ondan sonra 3, 1, 2'yi eledik. Tamam 1, 2 hakkında yaptıkça 3 ile 4 arasında önce kim geçecek? Tabii ki 3. Çünkü 3 ana yolda, 4 tali yolda. O zaman 1, 2, 3, 4 sıralamamız. Geçiyorum. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken ve benzeri hallerde nokta nokta yakılması mecburiyedir. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Sis ışıklarının, park ışıklarının, yakını gösteren ışıkların, uzağı gösteren ışıkların. Yeterince aydınlatılmamış ise uzağı gösteren ışıkları kullanıyoruz. Yakını gösteren ışıkları nerede kullanıyorduk? Yeterince aydınlatılmış yerlerde, şehir içlerinde. Öndeki araç, önümüzde bir araç var ise, bir araç karşımızdan geliyorsa yakını gösteren ışıkları kullanacağız. Onun dışında yakını gösteren ışıklar 25 metre, uzağı gösteren ışıklar 50-100 metreye aydınlatıyor. Onunla ilgili başka bir şey şu an aklıma gelmedi. Son sorumuz, verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? Park probleminin artması, çevrenin bozulması ve kirlilik, yakıt tüketiminin artması ve israf, aracın yıpranması, ömrünün azalması, trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması, özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması, aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Arkadaşlar yukarıda bir problem var. Çevre kirliliği problemi, park problemi bu nedir? Özel araçlar zaruri olmayan durumda kullanılması durumunda oluşur. Bu deneme sınavımızı bitirdik işte. sınav bitirdiğimiz uygulamada bu şekilde bize dönüt veriyor kaç puan aldığımızı. Aşağıda da cevaplarımızı tekrar kontrol edebiliriz. Bakın hepsini doğru yapmışız. Fakat bu sorulara tekrar ulaşamıyoruz. Dediğim gibi çünkü ana sayfaya gittiğim zaman rastgele 25 soru ya da sınavmatik'ten oluşturursanız sınav. Bakın bu sınavmatik 50 soru oluşturur size. Ve arkadaşlar bu 50 soruyu bir daha göremezsiniz biraz da yapay zeka kullanır sizin eksik olduğunuz yerlerden soru sormaya çalışır dediğim gibi bu uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakıyorum videoyu beğenirseniz çok sevinirim en azından destek olmuş olursunuz arkadaşlar instagramdan da takip edin orada paylaştığım deneme sınavlarını mutlaka ama mutlaka çözün bir sonraki videoda görüşürüz şimdilik hoşçakalın hepinize başarılar diliyorum İyi günler